Hadi bismillah. Azdık ha. Alev almasın. Bunu yok mu ya? Ola ola kapak. Merhaba arkadaşlar, ben Galerici Gökhan. Beyler şu anda bir Tofaş almaya gidiyoruz. Çok hani şimdiye kadar istek oldu da bulunduğumuz ortamdan, konumdan dolayı işte Tofaş türü bir arabayı almaya çekmeye, gerçi birkaç tane çektiğimiz oldu ya, Özgür abinin Tofaş falan vardı. Olmuyordu yani, beyler dediğim gibi hani Özgür olmadığım için sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi bir tane baba, yaklaşık bir senedir, bir buçuk senedir yatan bir Tofaş'ımız varmış. Tam ne kadar süredir yattığını da bilmiyoruz. Öyle bir arabaya bakmaya gidiyoruz. Yanımıza akü aldık. Bagajda gerçi akü. Benzin aldık. Arabamız da, bu arabada benim hani sevmediğim bu 2004-2005 kasa Vectra'lar var ya, bu arabada o arabadan. Bu bir arkadaşımın arabası. Bununla beraber araba almaya gidiyoruz. Şu anda arabam yok. Sadece motorla geziyorum. Hatta 5 kuruş da param yok, öyle söyleyeyim. Ama dükkan açıyoruz. Dükkanın açılışını verdim. Bir tane dükkan tuttum beyler. Tuttuğum dükkan bu Otopya Galericiler sitesinde. İnşallah güzel bir açılış yapacağız. Şimdi firma açılışı falan verdik. Şimdi beyler arabaya bakacağız. Arabayı Allah'ın izniyle çalıştıracağız. Yürütebilirsek de hatta alıp da gideriz belki. Arabayı alacağım kişi de şöyle. Arabayı alacağım kişiyle tanışma şeklimiz şu şekilde oldu. Beyler benim kapının önünde bir ara fotoğrafını paylaşmıştım. Bir fluensimiz vardı. O fluensi birisi vurmuştu. Adam da sağ olsun numarasını bırakmış üzerine. Hani hem beni bulamadığından hem acelesi olduğundan bir servis arabasıyla çarpmıştı bir abimiz. O şekilde tanıştık abiyle. Baktım adam hani harbi bir adam, güzel bir adam. Dedim abi böyle böyle, hani normal şartlarda senin o arabanın 1000 lira 1200 lira masraf vardı. Ben dedim ki galericiyim abi, sürekli yaptırıyorum bu işi, parçaya da uygun alabiliyorum, uygun da işçilik yaptırabiliyorum. Ben bu parayı mı hallediyorum, ne 10 TL sana geçsin ne 10 TL bana geçsin. O şekilde olsun. Öyle bir güzel tanışıklığımız oldu abiyle. Hatta ben o abiye bir araba satacaktım bir ara. Kredi falan olayı sıkıntıya düştü gibi şeyler. Şimdi video çıkmak ister istemez o yüzden hani isim veremiyorum. Kendisini çeker miyiz çekmez miyiz bilmiyorum. Yavaş gel birader ya. Bizim şeritten geliyor. York Caddesi istikametine. Evet arkadaşlar, arabamızın başına geldik. Ortalama 10 dakika sonra inşallah size her şeyi açıklayacağız. Aracımız bu arkadaşlar. 98 Selex. Kardeşim ne yap biliyor musun? Kutup başlarına bağlayalım. Hiç aküyü oraya yerleştirmeyelim bence. Sen onu hangisine bağladın? Kırmızı her zaman artıdır normal. Artıdır da şu artı galiba. Büyük ihtimalle bas, bir şey olmaz. Dur abi. 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 Aküyü ters. Efendim? O kapıdan mı geçiyor? Seni mi? Ha, şu an kayıtta mı? Evet arkadaşlar, inşallah arabamızı çalıştıracağız şu anda. Ama elektrik geliyor. Baş motor üzerinde mi ki bu arada? Şimdi bas bir. Gizli kontak var çünkü arabada. Almıyor mu? O zaman şu motorun soketini bana sokuyorsun. Bakalım hemen. Bekle.
Marş motorunu soket üstünde. Araba gaz kaçırıyor. Daha sert bir şey olsa. Marş çıkarttı da şimdi rahat olur. Bakayım abi. Marş döndü ya. Marşla ilgili değil sıkıntı ki. Sen bak dön. Belki benzinden ne olabilir? Ne yapmamız gerekiyor Recep Bey? Belki biraz benzin ekleyelim. Çünkü marş dönüyor. Allah Allah. Evet, kazanı açtık mı belki içinde hava filtresi yoksa çekmiyor da olabilir çünkü. Göstergede benzin var mı? Yakıt. Var var. Metin yatırdı burada abi. Recep Bey tofaş uzmanı. Benzini versene. Nerede benzin? Opel'de mi? Bizim bidon da vardı. Nerede sen, o bidon? Benzin getirdik mi? Ben getirdim abi. Az dök ha. Alev almasın. Yok mu ya? Oğlum kapakla döksene. Bununla mı? Bu da çok az olur ama neyse. Ben de yanımızı durduralım burada. Değil mi? Su falan var mı yakında? Alev almasın. Ne var mı? Alev almasın. Dur bekle biraz aşağı insin 2-3 dakika da. Olmadı arkadan atarız. Şimdi ben basacağım, o karbüratörün üstüne elini kapat, hava almasın. Hava filtresini koymuyorum. Yok. Şuraya bir silseydik ama ya. Bu araba yanarsa yansın da buna bir şey olmasın değil mi? Buna bir şey olmasın. O ne, kamera mı? Evet abi. Gizli kamera. Hafta sonu YouTube'da izleyeceksiniz kendinize. Ciddi misin? Tabii canım. Metin, selamlar Metin. Yine oto tamircimiz Ziya Can. Güvenlik önlemlerimiz son derece. Tabii ki. Hadi bismillah. Maske koy. Gördüm, zorlama. Acaba araba gazda. O karbüratörün üstünü elinle kapat aynen kankam. Dur. Olacak. Araba bir yerde hava veriyor. Araba çalıştıktan sonra elini çekmen lazım. Tamam sen yap. Tamam sen yap, rahat ol. Hafız, Hacı, Arap. Bir şeyler biliyoruz yani beyler. Şimdi biz bu işe geçen pazartesi başlamadık. Hallolmayacak şeyler değil Recep'ciğim. Damla damla atıyor kanka. Tamam. Şimdi beyler arabamız yeter bu pozisyonda. Araba işte diğer taraftaki lastikleri inmiş. Arabada yaklaşık bir senedir çalışmıyor. Siz daha iyi bilirsiniz abi, ne kadar süredir çalışmıyor bu araba? Evet, çalışmıyor yani. Bir senedir çalışmıyor. Bir senedir burada yatan bir araba. Bu araba o sene yatsa da fark etmez bizim için. Bildiğimiz arabalar, bildiğimiz işler.
Şimdi araba çalıştıktan sonra dedim, öncesine desek çalıştıramasak sıkıntı bizim için. Dedik ki arabayı çalıştırmadan, biz bu işe geçen pazartesi başlamadık. Bir akümüz var işte, o tüp başlarından bağladık olayı karbüratörün içine. Şimdi Recep ne kadar tafaş profesörü olsa da Recep Pertinyan profesörü. Doğru mu Recep? Aynen öyle kardeşim. Şimdi arabayı yürütmek benim işim, pert etmek Recep'in işi. Pert etmek sizi de kaldınız. Ha? Arabanın çalışmasında bir sene yatmasına rağmen hiçbir şey yok çok şükür ha. 10 numara çalışması var. İyi aldı arabaya. He. Ama içi çok kötü biraz. İçi yattığından dolayı ya, lastik mask inmiş işte. Hallolmayacak şeyler değil beyler, bu arabayı canlandıracağız, yürüteceğiz. Belki modifi falan filan videoları da olur talebe göre. Şimdi Recep kardeşimizin acelesi olduğu için zaten buraya zorla geldi. Arabayı zaten Recep'e alıyoruz. Recep'in işine ben Recep'i zorla getiriyorum. Şimdi o bana kızıyor kameranın arkasından da. Recep şey bir adam böyle. Panik atak bir adam. Ama hızlı araba... Seviyoruz hayatı. He? Hızlı seviyor Recep. Hızlı adam. Tüm madenleri sevmiyor. He, Recep bu arada böyle sanayicidir. Eski sanayicilerden. Ama dediğim gibi pert işini daha çok sever. Pert etmeyi daha çok sever. Gibi şeyler. Araba baba yürüdü. Arabada sıkıntı yok. Buradan su bastım acaba ya, radyatörü koyalım mı? Niye? Radyatörü de koyalım mı? Yok yeter ya. Arabanın çalışmasında bir şey yok. Kendi gitsin ki oradan, daha iyi olsun. Daha mı iyi olsun? Recep diyor ki kendi gitsin daha iyi olsun. Gaz yemesi 10 numara ya arabanın. Ya kozmetik sıkıntıları var beyler. Yürüyende sıkıntı olmadıktan sonra, insan kalbi temiz olduktan sonra dış görünüş hallolur. Biz dış görünüşe önem veren insanlardan değiliz. Doğru mu? Arabanın etrafını bir çektin mi kankam? Gelsene şöyle. Dur neyse, onu finalde çekelim. Başına montaj da ekleyelim. Böyle sağ olsun tofaş sever abiler de etrafımızda toplandı. Yardımcı da oldular. Şimdi beyler, Recep arkadaşım illa dedi ki ben de YouTuber olacağım. Ben de YouTuber olacağım. Al kardeşim oğlum, mikrofonu. Ben ünlüyüm zaten. Al ünlü. Kardeşim mikrofonun olmuyor bu işler. Ben ünlüyüm zaten. Tamam hadi, Tofaş evet, hakkında kardeşim. Bilgilerini aktarır mısın bize? Bilmediğim şeyler. Al mikrofonu baba. Duyulmuyor mu buradan bağlı. Sesim kanka? Duyulur. Tamam, buradan duyuluyorsa sıkıntı yok. Öncelikle buradan. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şaka bir yana. Öncelikle buradan şöyle söyleyeyim. Arabamız Selex ama karbüratörlüğe çevirmişler. Ufak tefek önde şeyleri var. Ufak bir ateşleme sorunu var. Zaten araba arada bir gaz kesiyor. Onun dışında motorunda fazla görünen bir şey yok ama ön panel tabii ki de kaporta istiyor. Ön taraf özellikle panel dediğime bakmayın. Alt taraflar akünün bağlandığı yeri çürüyor, göreceksiniz zaten. Bunlar Tofaş'ta hastalıktır. Gaz kaçağı var. Ondan sonra motorunda fazla bir şey yok ama elektronik sorunları var arabanın. Kaportasına gelirse tabii ki de 3-4 yıldan beri yatan bir Tofaş'a göre güzel bir kaportası var. O çürükleri yok. 1,5 senedir falan yatırmış. Olsun yani, sonuçta Tofaş bu 6 ayda yatsa hemen çürük vermeye başlıyor ama... Şimdi bir dakika, versene bana mikrofonu. Şimdi şu kamera bir dönsün. Şimdi beyler, Recep'in yaklaşık 1 dakikadır anlattığı olayı 10 saniyede özetliyorum. Beyler, arabamız Tofaş. Her Tofaş'ta olduğu gibi normal. Önden ufak bir kazası olmuş. Çürüğü çarı olur her Tofaş'taki kadar. Hallolmayacak şeyler değil diyoruz. Halletmeyeceğimiz şeyler değil diyoruz. Arabamız Selex'miş, çevrilmiş falanmış filanmış. Bir arkadaş var. Bu benim videoyu komple böyle bir iki tane cümleye sığdırıyor sağ olsun. Her videoda güzel yorumlar yapar, beni de güldürür. Hani beyler ekmeğimizdeyiz, yine kovalıyoruz, çaya çorbaya bekleriz gibi şeyler yazıyor arkadaş.
Yani şimdi aynı şekilde oldu. Recep'in anlattığı muhabbetleri özetlemiş olduk. Doğru mu kardeşim? Önemli şimdi Tofaş mı bu araba? Ben neyini kardeşim anlatayım? Önemli ha? Olan burada arabayı alırken bazı şeyleri alırken de açıklayıp satarken de onları şimdi Recep sanayici sattığında... dediğim gibi böyle sanayiye şimdi adam araba götürüyor. Halbuki arabanın akışı bitmiş. Abi bu arabaların elektronik problemleri olur, kroniktir, şudur budur. 3 gün yatacak bu araba. İşte silecek suyu bitmiş, motor inecek. Tabii ki de bizim işimiz o. Öyle abi, sanayicilerden Recep kardeşimiz. Şimdi aynen öyle. Benim düşüncem de şu ha. 30 milyon baba, çıkarıyoruz. İşte telle bağlı devam et, cırt at devam et. İşte şu parçayı değiştir devam. Benim düşüncem de budur her zaman. Yani Tofaş'tır baba bu araba. Çalıştıysa gerisi zaten hallolur. Şimdi arabamız dediğim gibi lastiği mastiği inik. Bir de Recep kardeşimizin önemli randevuları olduğu için zorla getirdik Recep'i araba almaya. Biz iş adamıyız kardeşim. Ha Recep iş adamı pardon. Önemli böyle randevuların arasında bana vakit ayırdı video çekmek için, araba bakmak için. Arabayı da Recep'e alıyoruz dediğim gibi. Ama işte aceleden videoyu şunu yapalım bunu yapalım gelene kadar iki elimi bir ayağıma soktu. Şimdi beyler daha arabayla ilgili göstermemiz gereken bir şeyler var mı bilmiyorum. Şimdi beyler arabayla ilgili daha... bir şey gösterelim mi? Gerek var mı bilmiyorum. Arabayı yürütme kısmında bir daha tekrar video çekeriz. Şimdi hem arabanın sahibi burada değil hem satış almadan bu arabayı buradan kaldırmak istemiyorum. Çünkü baba Tofaş'tır. Şurada bir şey olsa başına. Satış almadan o benim genelde prensibimdir. Satış almadan pek hareket etmem. Satış vermeden de araba teslim etmem. O benim genelde hep bir prensibimdir. Ne kadar yakının tanıdığım birisi olsa da samimiyetin olsa da o sıkıntılı bir olaydır. Adamı cız yaparım. Bir daha yap lan. Helal be, helal be, ne sanayici be. Şimdi, dur kardeşim. Hop yumurtam var yumurtam. Şimdi beyler arabayı Allah'ın izniyle alacağız anlaşırsak. Yani genel anlamda anlaşılmış. Anlaşırsak değil, biz bu arabayı aldık, anlaştık sayılsın. Ha Recep anlaştık sayalım ya. Şimdi beyler, arabaya baktık, yanlış anlaşılma olmasın, aldık almaya gidiyoruz gibi. Ya buradan kimse taş baş atmıyor. Şimdi diyeceksin abi şuna mı söyledin buna mı söyledin. Arabaya baktık baba rakam konusunda henüz bir şey konuşmadık. Adam dedi ki arabam yatıyor kardeşim sen bunu uğraşırsın. Al sana ekmek olsun hani. Falan filan. Arabaya baktık baba. Recep'in acelesi olduğu için şu an arabaya binip götürmüyoruz. Bir kere benim acelem olduğu için değil lastik yok arabada. Lastik şişiriz kardeş o mesele. Nereye şişiriyoruz? Recep'in acelesi olduğu için zorla geldik baktık arabaya. Ben buradan sistemim dedim Recep'e. Bunu izledikçe de pişman olsun böyle bana acele ettirdiği için. Beyler şu Instagram olayı şaka bir yana sıkıntılı bir şey. Yani bu benim ekmeğimle oynanmasıdır. Muhtemelen de ben dediğim gibi can güvenim yok dedim. Bunu tekrarlıyorum. İşte abi savcılar şuna git buna git onlara da gittik de. Tek başımızayız yani sıkıntı orada sadece. Tek başımıza mücadele veriyoruz. Aksine bir de destek olunca yerde sıkıntıları düşürülüyoruz. Gibi. Sağ olsun buradan sevenimiz çok, destek olan çok. Ama işte bir abimiz, bir kardeşimiz hiç olmadı. Hep tek başımıza mücadele ettik. Falan filan. Şimdi Instagram yenisini açarız dediğim gibi. Diğerini kurtaramazsak. Bu videoyu hafta sonuna yetiştireceğiz. Bunu perşembe günü çekiyoruz. Bu videonun da altına yeni Instagram adresimizi ekleriz. Gelirler onu da kapatırlar. Yenisini açarız. Onu da kapatırlar. Yenisini açarız. Siz hani hakikaten sağ olsun. Belki sevmeyenim de vardı işlerine de. Seven insanları olduğu sürece biz bu yoldan dönmeyiz. Ticaretimize bakacağız. Şimdi beyler arabaya baktık. Araba hoşumuza gitti. Dediğim gibi bir satış matış almadan şey yapmak istemedik, yürütmek istemedik de lastik ihtiyacımız varmış. Onun farkına varmamıştık. Arabamızı yürütürken ekstra bir video çekeriz muhtemelen. Recep kardeşimizin acelesi olmazsa tabii. Şimdi beyler bana satmak istediğiniz araçlar için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'la ilgili problem yaşadık. İnşallah yenisini açmak zorunda kalmayız. Açarsak da buradan yayınlarız. Dükkan açılışına yayınlayacağım muhtemelen. İnşallah açılışta bomba falan da patlatılmaz. Güzelce işimize gücümüze bakarız. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.